على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Onuncu notayı yapmıştık abi ders olarak. Tamam. Bugün dördüncü şua üzerinde duracağız. Hususan beşinci mertebeyi hasbiye nuriye üzerinde duracağız. Bu baştaki suallere de, baştaki ihtara da onlara izah edeceğiz yani. Bunlar ne demektir? Baş taraftakiler. Beşinci mertebeyi nuriye hasbiye. Evet. Zat-ı hayy-i kayyuma göre hayata bakmak. Zat-ı hayy-i kayyuma göre hayata bakınca hayatın hakikati, hayatın hakiki hukuku, hayatın fıtri vazifeleri ve hayatın hakiki saadet ve lezzeti anlaşılıyor. Ona göre bakınca, ona göre bakmayınca anlaşılmıyor. Üç tane şey. Dört. Dört tane. Dört tane mesela. Hayatın hakikati, hukuku, yani mahiyet, hayatın mahiyeti, hayatın hukuku, sonra fıtri vazifeleri, bir de hakiki lezzeti. Yani bu hayattan hakiki manada kim lezzet alır? Zat-ı hayy-i kayyum'a göre bakamayan lezzet alamazmış yani. Aldığını zannedermiş yani. Zan. Zan, gelin geldiniz ya. Zana geldik ya. Onu biz zanı dinlemeden gideceksiniz ha ben burada. Akşam şey yapalım abi ya. Akşam yapalım abi. Akşam vaktimiz var abi ya. Özetleyebiliriz yani. Çok güzel olur. Evet. Zan o kadar mühim ki. Kaderin Allah'ın sana muamele şeklidir. Normal bir ders değildir. Zan Rab ismine bakıyor abi. Rab değil mi sana? Evet. Evet. Ben bulamadım daha. Ha, Rab ismine bakıyor. Mesela miracı bilemeyebilirsin. Bedeli de fazla o kadar yok. Ama zanı bilmezsen bedeli çok ağır. Evet. Yani bu dördüncü şuada böyle üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Onları şey yapıp beşinci mertebe hasbiye oraya geçeceğiz. Dördüncü şua manen ve rütbeten 5. lema ve sureten ve makamın 31. mektubun 31. lemasının kıymetler 4. şua ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. Şimdi bu 4. şuanın başında şöyle bir ifade var. Manen ve rütbeten 5. lema. Yani bu 4. şua manen ve rütbeten 5. lemaymış. Abi. Bununla ilgili noktaya nazar alın abi neden 5. lema diye. Yok. Şöyle. Şimdi Üstad Hazretleri bu muhakematta Nazm-ı Mani ile ilgili bir makale var ya abi. Orada böyle mantıklı konuşmak istiyorsan, bir metin hakkında fikir beyan etmek istiyorsan, ondan sonra derin ince manalara sahip olmak istiyorsan bunu bilmen gerekiyor diyor yani Nazm-ı Mani'ye. Ve de kendisi buna İşaret-ül İcaz'da 25. sözde külliyatın genel yerlerinde uygulamış yani. Bu muhakemat ileride tefsir yazarken bir alemin göz önünde bulundurması gereken noktalar yani hususlar. Bir meselelerden biri de buymuş. Metnin nazmını bilmek yani. Yani içeriği. Siyak sibakını bilmek. İçeriği yani. İçeriğini bilmek yani. Nazm yani içeriği yani. Yani Filistesi diyebiliriz belki de. Filiste ayrı abi. Ya ama yani içindeki mana mertebesinin gelişimi. Yani daha ziyade münasebet kurmak abi. Hı. Bu Nazm-ı Mani. Yani Filiste içindekini söyle. Yani içinde ne var? İşte Ahmet var, Mehmet var. Nazm-ı Mani ise yani Ahmet ile Mehmet'in ne münasebeti var? Niye yan yana gelmişler yani? Hı. Daha ziyade bunu. Yani siyak ve sibak, öncelik ve sonralık. Bunu birleştirmek. Aslında kainatta her şey tek. Vahdet hakim, tevhid hakim. İki tane bir şey yok. İşte mananın dizilmesi de bu noktadan ehemmiyetli. Aslında tek mana var yani. Ama birden ihata edemediğimizden dolayı o ne yapmış? Cüzlere bölünmüş. Mesela birinci mertebi hasbi-i nuriye, ikinci mertebi hasbi-i nuriye 6 tane var. Normalde bu 6'sını birleştirin tek manadır yani. Çünkü kainatı tevhid asıl olduğu gibi, vahdet asıl olduğu gibi onu izah eden kelamda da öyle. Tek asıl yani. Ama işte herkes külli bir ihata edemediğinden, kalbi o kadar gözü olmadığından dolayı, intikal olmadığından, ihatası olmadığından bu da kelam da cüzlere bölünmüş. Mahlukat cüze bölündüğü için. Şimdi ne demek manen rütbeten 5. lema? Şimdi bu 5 lemanın dizilişiyle alakalı. Bu 4. şu an 5. lemaymış yani abi. Manen rütbeten.
Şimdi birinci lemada ne var? Birinci lemada afaki tevhid anlatılmış. Yunus Aleyhisselam'a sır-ı tevhid, sır-ı ehadet, nur-ı tevhid içinde inkişaf etmiş. Afaki tevhid. Tevhid. Bu ikinci lemada enfüsi tevhid anlatılmış. Yani hastalıkla beraber, başına gelen musibetlerde, hastalıklarda şikayeti hakkımız yok. Hastalıklardaki hikmetler anlatılmış. Enfüste bunu yakalamak yani. Birincide afakta yakalamak, ikincide enfüste yakalamak. Üçüncüde ne anlatılmış? Ya baki, entel baki. Kim ya baki, entel baki diyebilir kemal manada? Şu ikisine azamet derecede veya yakalaması nispetinde bir insan diyebilir. Ya baki, entel baki, afakta ve enfüste. Dördüncü lemada ne anlatılmış? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i manevisi. Beşinci lema, dördüncü şey olmuş yani. Hasbunallah ve nimel vekil. Beşinci şey mu? Şey, dördüncü şu an beşinci lema olmuş. Ha, şu olursa beşincisi Deccal'a geçti. Şimdi manevi rütbeten beşinci lema demesi neden? Şunu bildiğimiz zaman yani afakta ve enfüste tevhidin yakalanması nispetinde ya baki entel baki diyen kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesine girip Allah bana yeter, o benim vekilidir. Yakalaması nispetinde diyebilir. Bunu kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir kişi demiş abi. Yani manenle rütbeten. Beşinci lema. Üssü Hazretleri de 64 yaşında ben hasbunallah ve nimel vekil diyebildim, gördüm, hissettim, hakka lekin zevk ettim diyor abi. Yani şeyin merati var, ancak o zaman bu görmek, hissetmek, hakka lekin zevk etmek olmuş yani. Hani dün 10. notada ders yaparken bir kısım marifet-i ilahiyenin delilleri vardı. Ne gibiydi? Nur gibiydi. Onda teveccüh edecektim, bekleyecektim. Mesela ben hemen anlamak istiyorum. Bu hasbunallah ve nimel vekil ayeti öyle değilmiş yani. Beklemekle alakalı bir durummuş. Müteveccüh olmakla alakalıymış yani. İşte manen ve rütbeten beşinci lema buna bir noktaya nazar yani. Neden beşinci lema olmuş yani bu dördüncü şu? İhtar Risale-i Nur sahir kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve çok derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mukaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş, bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Şimdi burada maddeler var. Ben şunu sileyim. Risale-i Nur. Bak burada da başta bunu söyledi. Risale-i Nur başta perdede gidiyor. Sonra birden inkişaf ediyor. Niye hemen anlamıyorum ben? İşte o demin şu olduğumuz Nur gibi mesela. Risale-i Nur perdeli gidiyor. Neden perdeli gidiyor? Sonra birinci mertebe çok kıymetli. Çok kıymetli. Çok derin, çok ince. İşte mukaleme-i kalbi. Kalbi muhakeme-i hisse. Bir de ruhlu İmani. 2, 3, 4, 5. Bir de tam tevafuk etmek ne demek? Tam tevafuk eden hissedebilir diyor. Eden hissedebilir. Bu ne demek? Şimdi başlıklarımız bunlar. Bu ihtardaki dikkat çeken. Mesela ihtar, Risale-i Nur diğer kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Sual. Peki soruyoruz, neden perdeli gidiyor abi? Niye Risale-i Nur
hemen diğer kitaplar gibi, diğer divanlar gibi okuyup hemen anlaşılmıyor yani. Neden perdeli gidiyor? Yani şimdi ne diyebiliriz? Takdim et, sen ne diyorsun? Yok, ben şimdi sorursam noktayı nazarınıza alayım da ona göre abi. Neden yani? Ben şimdi o mevzeye biraz girsem farklı olacak da. Gidişat değişir yani. Biraz farklı bakıyorum. Niye perdeli gidiyor? Bir şey yapın abi. Sen bir anlat bakalım. Şimdi neden Risale-i Sahir kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor? Şimdi buna zamanla da bakabiliriz. Enfüse de bakabiliriz. Zamanda bir inkılap olmuş yani. Harf inkılabı olmuş, toplum içtimai yapısı değişmiş, böyle konuşmalar değişmiş. Risale'de has biraz Osmanlıca Türkçesi olduğu için biraz tabirlere, özellikle bu 4. şua, 24. mektup, 29. söz tamamen hep tabir yani. Tabirlerin içini doldurmak gerekiyor ki kastedilen mana anlaşılsın yani. Şimdi insan Risale okurken bir kısım latifeler var, aklın ve şuurun, aklı ve kalbin şuuruna tabi. Bir kısmı var ki akıl ve şuura tabi değil. Şuursuz istifade ediyor. Yani kim okusa istifade ediyor. Ama içine girmek istiyorsa biraz meşguliyet iktiza ediyor yani. Biraz bu perdeli gidiyor deyince örtülü mü gidiyor anlıyorsun? İkisi de galip o boyadı, şimdi deyince değişti. Şimdi perde, sinema perdesi gibi düşün, toprak perdesi gibi düşün. Hı. Aslında perde Risale'nin de en çok açma manasında, kapatma manasında az kullanılmış. Perdeli gidiyor. Yani mesela bir toprak perdesinde neşinom yapıyor ya. Evet. Şimdi Kur'an'la muhatap olmamış bir toplum var. Yani acayip bir şey yapılmış. Perdeli gidiyor. O kadar acayip, acayip böyle perdesinde Kur'an aksediyor ki, öyle bir gösteriliyor ki, Risale'ye baktığın zaman, Risale'ye baktığın zaman hiç kimse hatıra gelmiyor. Ustad gelmiyor. Direkt ya Kur'an ya Allah. O zaman şimdi biz buradaki insanın başta sahih kitaplara muhalif olarak perdeli gidiyor. Demek ki bizim anladığımız kapalı manasında değil. Değil o. Hakikatlara perde olursan sen de gözüküyor manasında. Ya tabii baksana, sonra bak ne yapıyor? Kıymetler, derin, ince. Evet. Sonra seni içeriye taşıyor. Yani ne yapıyor biliyor musun Risale'nin? Zahirde perde gözüken var ya toprakta. Orada her şeyde bir küngan gibi yani boruyu suyla taşımıyor. Her yerde suyu çıkarıyor ya. Her yerde bunu gösteriyor manasında. Açıyor. Çünkü sinema perdesi örten değil, her şeyin ortaya çıktığı yer. Kimse perdeyi görmüyor ki, filmi görüyor. Ama perde lazım. Perdeli gidiyor. Yani hakikat çok vazih ifade ediliyor. Sındık da bir şey diyemiyor. Sonra seni içeriye taşıyor. Çok güzel. Evet. Örte manasında değil. Değil. Mesela toprak perdesi diyor. Peki buradaki galip mana gösteren manasında mı? Gösteren manasında. Yani mesela şöyle, tarikatta ve diğer meşreklerde, diğerlerde dedi ya diğer ulemanın kitapları, ne yapıyor? O onu yaptı, o da onu yaptı. Mecburen silsile gidiyor. Risale her yerde, her şeyde bütünsel olduğu için her şey, biraz önce dersin başında dedi ki, her şey arasında tektir. Evet. Nerede göstereceksin onu? Nasıl göstereceksin? Bir yere mi taşınacaksın? Bu fikre nasıl taşınacaksın? Nasıl iz takip edeceksin? Onu yaptı, onu yaptı. Adam 15 sene lazım. Ona ulaşması için, bir haşir meselesini anlaması için. Ulema. O zaman Risale perde gidiyorsa onlar açıkken gidiyor. Doğru. Değil yani. Risale-i Nur hemen 40 dakikada onların 15 senede varması gereken şeyi hemen gösteriyor. 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 Perde açar değil. İlmi kelamda abi, sizin demek istediğiniz yani teselsül ve silsile var. Hah, o yok işte. Üstad o teselsül ve silsileyi kullanmamış. Kullanmamış. Esbab ve müsebbabat kullanmamış. Bak şimdi, sebeple neticeyi aynı yerde göstermiş. Aynen. İktiram var ya, hemen orada gör, hemen işini bitiriyor. O zaman buradaki başta perdeli gitmesi, bizim bildiğimiz manada perde değil, Risale'nin uslubuna, anlatım tarzına alışmak yani. Yani perde mesela insan, evet uslub da, yani neticeyi zahirde. Şeyde bir söz var, kelime var. 27. pencerede. Ne diyor biliyor musun? Aynı zahir içinde hakikati müşahede etmek. Aynı zahir. Evet. Neticeyi müşahede ediyorsun. Bir bakıyorsun mesela ilk cümleye de bir bakıyorsun, orada anlatılmak isteyecek sayfada zaten sana komprim olarak vermiş. Evet.
Çok tuhaf Risale'nin uslubu, tarzı beyanı böyle. Sen o dün anlatmıştın işte bu Risale'nin uslubu, tarzı beyanı vesaire. Arabada anlattın ya. Bilince ancak anlıyorsun mesela. Perde deyince bizim örfü toplumsal manada, örfü manadaki perde değil o. Açan her şeyi en vazif bir şekilde, kimse itiraz edemeyecek bir şekilde aynı yeri gösteriyor. Ama aynı yer kıymetlidir, aynı yer derindir, aynı yer incedir. Aynı şey ama. Şimdi 6 tane mertebeyi hasbi-i nuriye var. Normalde 9 tane yazılacak dedi, 6 tane yazılmış. Bu 6 taneden birinci mertebe çok kıymetler bir hakikat varmış. Birinci mertebede. O çok kıymetler hakikat dediği de fenanın ve bekanın çaresi var. Bu birinci mertebe hasbi nuriyede. Esas işte beşeriyetin en büyük belası bu. Bundan daha büyük bela var mı ya? Fena var ya fena. Yani ölemen, fenanın, zevalin, firakın. Her şey kayboluyor kardeşim. Ölüyorum. Adam zaten hastanelerde niye inim inim inliyor? Ölmemek için değil. Beka bulmak için orada. İşte onun çaresini bilse rahat edecek. İşte dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir defa bir devası derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Ya. Yani Lokman hekimin de haberi yokmuş yani bundan. Yok. Yani Lokman hekim toplumda mal olmuş ya. Evet. Müzmin dertlere derman bulma noktasında. Bu toplumun anlayışındaki ve insanların anlayışında hekimi Lokman, Lokman hekim bile iş yapmasa o bile onu da bilmiyor. Onun bile haberi yokmuş. Onun haberi olmadığı şey bu birinci mertebeye hasbeyi nurede tespit edilmiş. Kıymetler de diyor o yani. Ya. Hele benim o beşinci mertebe nur-i hasbey var ya. He. Orada şey diyor. Hadsiz evham zulümatında. Allah'a emanet. Sırf o cümleden 2-3 dersim var. Sırf o cümle ha. Bak hadsiz evhamın zulümatından. Oradan girdi Murat. Zulümatla karanlık nedir? Niye zulümat diyor? Zulümat ha. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Evham zulümatından diyor. Ama hadsiz. Bir de ikinci dalda söylüyor katrede. Zulümat. Bir de 741 lemaatta söylüyor. Cehli cehennemi anlatırken, cehennemi buradaki, dün manasada yaptık ya, sureti burada ahiretin. Bu sureti olan dünyanın hakikati ahirettir. Şimdi burada, burada şeyi gösteriyor. Mesela cehennemi cismani mümin için. Mümin, günahkar, Müslümanın cehennemi birinci tabakasına çekeceği azaptan daha fazladır kafirin dünyada aldığı cehennemi ruhani. Evet. Onu anlatıyor. Evet. Şimdi birinci mertebenin çok kıymetli, çok ince, çok derin olması bu mesele. Fena'nın ölümün ya. Çaresi burada tespit edilmiş. Aynı meseleyle anlatılmış. Sonuncu derslerimiz daha çok bu zamanda ehli iman dahi gaflet nedeniyle imanından lezzet alamıyor. Evet. Cehennemi hal yaşıyor yani. Cehennemi yaşıyor. Sizin dersler zaten en çok ondan tutuluyor yani. Evet. Psikoloji şeyler. Evet. Çünkü adamda hiç sıkıntı yok. Namaz evet. Var. Ne? Vesvese listesi ezberlemiş adam var demiştiniz abi siz. Evet. Var. Tamamen ezberlemiş adam ve kadınlar var. Gene var. Diyor ki bende niye var? İçimde dolduramıyor değil mi? Yok canım böyle şey yapmış. Suretinde kalmış. Yani tabirleri dolduramamış, tamam mı? İçini, imanından lezzet alamamış. İçini dolduramamak ne demek biliyor musun? Ne ezberlesen ezberle. Komple ezberle. Değil Risale, Kur'an ezberle. Her gün oku, Kur'an komple oku. Olmaz kardeşim, terklerin olmadıkça. Terklerin olmadıkça aktif değil o içeride. Mesela içeride çamaşır makinen var. Nadir abinin bak var, 30 senelik makine hiç kullanmamış. Bir sürü poşet aldın sen. Tamam marketten yiyecek aldın, ekmek aldın. Hepsi poşeti kapalı. Ya abi ben çok şey aldım. Lan kullandın mı? Kullanmadın. Elinde ekmek olması, kuru fasulyenin olması kullanmadıkça ne emniyeti var onun? Yani tekten olmadıkça ezberlediklerin, okudukların, gittiklerin yer aktif olmuyor. Bizim tarikatta usul olmuş. Terki dünya, terki okuma, terki esni, terki terk. Ya. Mesela doktora gidince midem hazmetmiyor falan diyorlar değil mi? Tabii doktor bak bununla alakalı. Affedersiniz kusura bakmayın ama işte taş gibi oturmuş falan. Ne yapıyor biliyor musun? Mideyle uğraşmıyor. Bağırsağın atmasıyla uğraşıyor. O atmadıkça o hazim olmuyor. Evet. Atacaksın ki hazım olsun. Evet.
Ya. O terki yapması gerekiyor. Kesinlikle. İmanı da lezzet alamaz. Birinci mertebe çok kıymetler, çok ince, çok derin demesi bu meselenin tespit edilmesi yani. Bu ince ve derin mesele çok, bu tespit edilmiş yani. Evet. Acayip bir şey. Ama zahirde seyri mümteni risalindir. Evet. Zahirde, perdede her şey var. Bak, her şey var. Aynı şey, ya bu neyin nesi ya, bu Allah Allah, bu bakalım deyince mümteni oluyor. Mesela zan. Ya herkesin bir değil. Ben 7 ay oldu uğraşalı. 50 küsur yaşındayım. 30 küsur senedime okuyorum. 7 ayda mezan okuyorum. Yani seyli mümteni anlatmak için bunu söylüyorum. Yani zahirde tamam. Herkesi memnun ediyor bu ders. Ama kıymetler derin ince. Ya bu neyin nesi ya bu zan? Dediğin anda sehilden çıkıyor mümteni oluyor. Risale'nin bak seyli mümteni. İki zıt kelime. Çok kolay çok zor. Aynı şey. Mukademe-i kalbi muhakemesi yani birinci mertebe hususan diyor. Diğer altı mertebe kalbi konuşmalarmış. Hissi düşüncelermiş yani. Normalde muhakeme akli oluyor yani. Ama hissi demiş yani. Şimdi bir insan da nasıl mukademe-i kalbi kalbi olarak Allah'la görüşür. Hissi düşüncelere sahip olur. Bu yaklaşık 12-13 tane hem de anlatılmış yani. Mukalemeyi kalbi ne demek? Muhakeme hissi ne demek? Bir insan nasıl kalbi olarak Allah ile görüşür? Ha işte bak işte onlar işte ya. Bunlarmış yani. Mesela bir tane okuyayım ben. Çok ilginç ama. Hem o şuuri imanla. Şuuri iman dedi Allah bana yeter. O ne güzel vekil. Şuuri iman dedi o. Yani konuyla münasebet kurduğumuz zaman. Hem o şuuri imanla. Yukarıdaki konu ne? Hasbunallah ve nimel vekil ayeti. O şuuri iman buymuş. Şu iman değil ya, yetmiyor iman. Yetmiyor. Şuur iman. İşte nuru iman. 23. sözdeki nuru imanla 4. şuadaki şuuri iman arasındaki fark ne? Nuru iman ile cennete layık bir kıymet alıyorsun. Âlâiliğine çıkıyorsun. Şuuri iman ile öldükten sonra o gidilen cenneti burada yaşıyorsun. Allahu ekber. Fısbahallah. Peki o zaman nasıl cenneti yaşıyorsun? Allah ile görüşüyorsun, kalbi olarak yani. Onunla beraber hissi düşünceler sende oluşuyor. Bir tane okuyayım ben. O şuur-i imanla, hasbunallah, Allah bana yeter. Onu vekil edindim demekle, mahbub-u mutlak olan, kemal-i mutlakın, varlığı bilinmekle, şedid ve fıtri olan muhabbeti zati tatmin edilir. Yani Allah bana yeter, o ne güzel vekil, o benim vekilim demekle, mahbub-u mutlak. Yani Allah mutlak seviliyor. Niye? Çünkü kainatta esmaylar tecelli ediyor. Bir şeye niçin muhabbet edilir? Cemal. Hüsnü. İhsandan dolayı muhabbet edilir. Bir şey bu üçünden dolayı sevilir. Şimdi bu üçü de Esma-i İlahiye'nin tecellisi olduğu için Allah mahbub-u mutlaktır yani. Aslında birisi bir şey seviyor, aslında Allah'ı seviyor yani. Çünkü ondaki güzellik, ondaki ihsan, ondaki cemal Esma-i İlahiye'den, Allah'tan geliyor yani. Şimdi Allah bana yeter, o ne güzel vekil demekle mahbub-u mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı bilinmekle şedid ve fıtri olan muhabbeti zaten tatmin edilir. Öyle diyen kimse yüzünü mahlukattan çeviriyor, mutlak sevilen, mutlak kemal sahibi bir zatın varlığını biliyor, kendisindeki o muhabbeti zaten tatmin ediliyor. Mesela insan arabasını sever, işini sever, nefsini sever, akrabasını sever, sever yani. Ama o sevgi belli bir müddet sürüyor yani. Ondan sonra o insandaki o muhabbet ondan fazla olduğundan dolayı yetmiyor yani. O sevgi de onu artık kesmiyor yani. İnsan abi hayatta en ağır bedeli muhabbetini yanlış kullanmaktan dolayı öder yani. Aynı azaptır. Çünkü muhabbet bu kainatın sebebi vücudu olduğu için en her şey, cinsinden geliyor. Aynen, aynen. Kainat kadar azap çekiyor abi. Bir şey ne kadar kıymetliyse onun zıttı kadar dibi vardır. Artı iki diyebilmen için eksi iki olması lazım. Şimdi muhabbet ne kadar şumurluysa yanlış kullanmanın bedeli o kadar diptir. Bu küçücük insanın kalbinde kainat kadar bir aşk, muhabbet yerleştirmiş Cenab-ı Hak. Ve de bu kainatı onun için yapmış. Beşerin kalbindeki kuvve hükmünde olan o muhabbeti bilfiil Allah'a vermek için.
Şimdi biz eşyayı seviyoruz ya abi. Allah bize eşyayı niye sevdiriyor? Önce kendisini sevdirsin. Niye bizi seviyoruz ki? Önce sevdirmesin yani, değil mi? Öyle yapsaydı. Şimdi biz eşyayı sevmesek Allah'ı sevmenin ne olduğunu bilemeyiz yani. Oradan vahid-i kıyası oluyor. Yani ben arabamı ne kadar seviyorum, eşimi ne kadar seviyorum, akrabamı ne kadar seviyorum? Bu kıyasmış yani. Sevmen nispetinde o sevgiden Allah'a intikal edeceksin. Ha bak bu kadar seviyorsun. Kıyas oluyor yani. Hiçbir şeyi sevmesen Allah'ı sevmenin ne demek olduğunu bilemeyiz yani. Herkes de bu muhtelif yani. Şimdi Allah bana yeter ve onu vekil edinmen nispetinde sendeki muhabbeti zaten tatmin oluyormuş yani. Hiçbir şey seni tatmin etmiyormuş yani. Mahlukattan yüzünü çevirirsen, ona tevcih edersen o zaman senin muhabbet şeyin tatmin oluyormuş yani. Yoksa tatmin olmuyormuş. Şimdi o zaman bu mukalemeyi kalbiymiş yani, hissi düşüncelermiş bu. Kalbi olarak bir insan nasıl konuşur veya hissi düşüncelere nasıl sahip olur? Allah ile ruhlu bir muamele imanı nasıl yapar? İşte bir tanesi böyleymiş yani. İlk bir tane daha bakayım. Hem baki sermediğinin bekasına ve varlığına ait o şuur-i imanıyla, o şuur-i imanı niçin verilmiş? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Baki sermediğinin bekasına ve varlığına ait olan şuur-i imanı. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil. Bak, mahlukatın içinde bu söyleniyor. Mahlukattan yüz çevirmen gerekiyor. Peki niye böyle isteniyor bu? Bekasına ve varlığına. Çünkü görünen eşya fani ya, zevale gidiyor. Böyle demek ne? Demesi nispetinde baki bir zatın varlığına intikal ediliyor. Böyle demek ne? Kainatın ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Ve kemalata karşı fıtri meftuniyet, hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Yani insan mahlukattan yüzünü çevirip baki bir zatın varlığına intikal ederse kainatın ve nevi insanın kemalatı biliniyor, bulunuyor ve kemalata karşı fıtri meftuniyet tatmin ediliyor. Hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alıyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil demek ne? Kainatın ve nevi insanın kemalatı biliniyor ve bulunuyormuş yani. Yani bu kainatı Allah niçin yarattı? İnsan için. İnsan kimin için? Allah için. Bu işaret icazda geçiyor. Bu biliniyormuş yani abi. Mesela güneş insan için, tavuk insan için, arabalar insan, her şey insan için. Peki insan kimin için? İnsan araba için çalışamaz, ev için çalışamaz. Değil mi? Bir şeyi maksat yapıp, çünkü insandaki cihazat maddiden buna izin vermiyor yani. Kendisinin daha değerli bir gayesi olması lazım. Peki insan kim için? Allah içinmiş yani. Evet. İşte hasbunallah ve ni'mel vekil deyince önce kainatın kemalatı biliniyormuş, tahakkuk ediyormuş, sonra insanın yani. Allah bana yeter, o ne güzel. Çünkü eşya fena ve zevale gidiyor ya. Ancak öyle biliniyormuş yani. İşte mukalemeyi kalbi, muhakemeyi hissi dediği bu. İnsanda nasıl hissi düşünceler meydana gelir? Bunlarmış yani. Yaklaşık 12-13 tane böyle madde var. Bunlar kalbi konuşmalarmış, hissi konuşmalarmış, işte ruhlu bir muamele-i imaniymiş yani. Bir insanda nasıl böyle düşünceler meydana gelir? İşte bu şekilde intikal etmekle yani, o şuur-i imaniyle yani, onu demesi nispetindeymiş yani. Allah bana yeter, o ne güzel vekil. Demesi nispetinde kalbi konuşmalar, hissi düşünceler o kimsede meydana geliyormuş. Allah bana yeter, o ne güzel vekil demekle yani. Şimdi bir tane şey yapayım da şurada. Mesela vekil ne demek? Normalde esbaba riayet ettikten sonra ona havale etmek yani neticeye. Ha işte. Bu da çözülmesi lazım. Evet. Hani şey oluyor. Vekil İslam hukukunda yani Kur'an'da şöyle geçiyor. Vekil asıl gibidir. Mesela borç yaptı, seni vekil etti. Kefil etti. Tamam mı? Kefil, vekil. Asıl gibidir. Evet. Mesela sen vekil ediyorum, gidip benim adıma icraat yapabiliyorsun. Aynısı ben. Tamam. Bu terakki ede de ilk önce o perde budur, vekil. Sonra
o muhakeme-i kalbi, hissi, ruhlu şey var ya, evet. O vekil yapa yapa sende artık beni temsil ede ede ben oluyorsun. Evet. Bu bütünsellik, işte bu vekalet oraya gidiyor. Bendeki o mu açığa çıkıyor? Evet. Bendeki o. Bu sefer artık onun adına bakıyorsun, onun adına yürüyorsun, fena fille oluyorsun. Artık yürüyen ayağı, gören gözü, işiten kulağı oluyorsun. Bak onun adına tasarruf ediyorsun. Tamam? Hasbunallah benim veleki diyebilmen için o onaylaması lazım. O zaman şu dedikleri üzere şunu da okuyayım abi. He. Hem o şuur-i imanıyla, o şuur-i iman dediği neydi? Ana buna hasbunallah benim veleki. Netice-i hayatım, sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur, dahi ziyadan, maftan, faydasız kalmasından ve manen kurumasından. Ya. Şimdi Üssü Hazretleri, yani Allah tavuğu ne için yarattı? Neticesine yumurta için. Arıyı ne için yarattı? Bal için. İpek böceği ne için? İpek için. Şimdi bu onun netice-i hayatı, sebebi saadeti, vazife-i fıtratı o mahlukata. Şimdi Üssü Hazretleri de Allah beni bu hizmet için, bu Risale-i Nurlar için, bu eserler için halk etti. Benim fıtratımın neticesi, sebebi saadetim ve de vazife-i fıtratım bunlar diyor. Ve bunların mahvolmasından, faydasız kalmasından, manen kurumasından endişe ediyor abi. O şuur imanıyla, yani hasbunallah ve nimel vekil demesiyle şöyle oluyormuş. Maftan, faydasız kalmasından, manen kurumasından kurtulmalarını, o şuur imanıyla ve meyveder baki kalmalarını o intisab-ı imani ile bildi. O şuur imanıyla biliyor. O intisabla biliyor ki bunlar senin düşündüğün gibi değil yani. Hemen kalbi konuşma oluyor işte. Cevap geliyor yani. O tedirgin oluyor. Risale-i Nur mahvolacak, kimse anlamayacak, istifade edemeyecek. Böyle düşünürken baki kalmalarını o intisabıyla, imanıyla bildim, hissettim, kanaat getirdim. Kendi bekamın lezzetinden çok ziyade bir manevi lezzet duydum ve tam hissettim. Neden? Çünkü iman ettim ki baki zülkemalin bekası ve varlığıyla Risale-i Nur yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde nakşolmuyor. Belki hadsiz zişur mahlukatın ve ruhanilerin bir mütalagahları olmakla beraber rıza ilahiye mazhar ise levh-i mahfuzda ve elvah-ı mahfuzada irtisam ederek sevap meyveleriyle tezeyyün eder ve bilhassa Kur'an'a mensubiyeti ve kabul edemeyi ve inşallah marz-ı ilahi cihetiyle bir anda vücudu ve nazar-ı Rabbani'ye mazhariyeti umum ehli dünyanın takdirinden daha ziyade kıymetler bildi. O şuuri imanıyla bildiriliyor ki Risale-i Nur yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde nakşolmuyormuş. Üstad hani tedirgin oldu ya, mahvolacak, faydasız kalacak, manen kuruyacak, istifade edilmeyecek. Halbuki benim hayatım bunun içinde, Allah beni bunun için yarattı. Netice-i fıtratım buydu. O zaman bildiriliyor ki, kalbi konuşmada bildiriliyor ki hassiz zişur mahlukatı ve ruhanların bir mütalagahları olmakla beraber Risale-i Nur. O tedirgin oluyor da anlamayacak insanlar hafızalarında ve kalplerinde nakş olmayacak diye. Mütalagahları olmakla beraber rıza-i ilahiye mazhar ise levh-i mahfuzda ve elvah-ı mahfuzda da irtisam ederek sevap meyveleri tezeyyün ediyor, ziyadeleşiyor. Ve de Kur'an'a mensubiyeti ve kabul-i nebevi ve inşallah marz-i ilahi cihetiyle bir anda vücudu ve nazar-ı Rabbani'ye mazhareti umum ehli dünyanın takdirinden daha ziyade kıymetlerdir bildim diye. Hani o düşünüyordu ya, Risale-i Nur olacak, ziya olacak, istifade edilmeyecek, şöyle olacak. Yani şu cihetiyle bütün ehli dünyanın takdirinden kıymetliymiş. Kur'an'a mensubiyeti ve kabulün nebevi noktasında bir anda vücudu kafiymiş yani. Evet, doğru. Yani kimse okumasa da diyelim, sürekli meyveler veriyormuş yani. Cenab-ı Hakk'ın marziyet-i ilahisine mazhar olmuş yani. Hasbunallah ve nimel vekil demekle bu mana ortaya çıkmış yani. Bu işte hissi,
oluyor. İşte kalbi konuşma ve gayet ruhlu muamele iman. Subhaneke la ilmana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdu rabbil alamin.